Arkadaşlar merhaba, böyle bir yatay dönelim. Bir öğrencim böyle bir soru attı arkadaşlar bana. Onu da çözdüm böyle kağıda. Sizinle de paylaşayım yani. Bir insan kaynakları departmanı varmış, böyle bir şirket varmış. Onun insan kaynakları bölümü varmış. Orada 216 tane dosya varmış arkadaşlar. Bu dosyalar tabii tüm çalışanlara eşit olarak paylaştırılmış diyor. Eşit olarak dediği için X olarak dedim ben bunlara. Bu çalışanlar tabii Nazan var, 5 kişi var, bir de bilmediğim bir kısım var. Ona da ben Y kişi dedim. Burada Y kişi dedim. Nazan diyor payına düşen sayıda dosyayı incelemiş. Yani X tane dosyayı incelemiş ve izne ayrılmış. Nazan X tane dosya incelemiş. Sonra 5 çalışan ise hiç dosyayı incelememiş çünkü işe gelmemiş zaten. İşten ayrılmışlar yani gelmemişler. Y kişi zaten X tane dosyayı incelemiş oluyor. Y kişi bu X tane dosyayı incelemiş oluyor. Kalan kaç kişi kaldı arkadaşlar? Kalan 5 kişiydi. X tane dosya vardı. Hepsi X, 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 X. Bunların toplamı 5X yapıyordu. Biz bu 5x'i, şu gördüğünüz 5x'i y kadar kişiye paylaştırdığımızda, yani y kişinin kişi başına 5x bölü y kadar kalan dosya oluyor. İzinde olmayan çalışanlar, işte işten ayrılan bu kişilere ait dosyaları da işçi olarak paylaşmış. Bu dosyalar ile başlangıçta kendi paylarına düşen dosyaları birlikte incelemiş. Yani x ile 5x bölü y kadar dosya incelemiş. Evet, sonra vurucu cümlemize geldik. Nazan bir iş arkadaşının incelediği dosya sayısının 6 bölü 11 kadarını incelediğine göre Nazan'ın incelediği dosya sayısı kaçtır diyor. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar o zaman? Dosya sayısı önce x kadar incelediler, sonra 5x bölü y kadar incelediler. Bu toplamın 6 bölü 11'i Nazan'a, yani x'e eşit olur diyoruz. Bunu çözmeye başladığımızda 11'i ben karşıya attım, 11x oldu. 6'yı dağıttığım zaman 6 ile x'i çarptım, 6x oldu. 6 ile 5x bölü y'yi çarptığım zaman 30x bölü y oluyor arkadaşlar. Sonra tabii ben 6x'i karşı tarafa attım. Eksi olarak geçti. 11'den 6 çıktığında 5x oldu yani burası. Burası 5x oldu. Böyle gördüğünüz şekilde burası 30x bölü y oldu arkadaşlar. Tabii burada y'nin 6 olduğunu ben görebiliyorum. Sadeleştirmeleri yaptığımda o kadar görebiliriz bence. Son işlem kalıyor arkadaşlar. Toplam dosya sayısını ben buradan mesela hesaplıyorum. Toplam dosya sayısını bulmak istiyorum ben. X çarpı y kişi burada var. 5 kişi burada var. Nazan da burada var. Nazan'ı bir kişi kabul etsem, burada da 5 var, 6 oldu. Y artı 6 kişi çarpı x'ten 216 yapıyor. Toplam dosya sayısını buldum. Bu da ben y'yi 6 bulmuştum. 6'yı yerine yazarsam 12x oluyor. 12x eşittir. Ben 216'yı da çarpanlarına ayırdım. 3 çarpı 72 çıktı. Yani o da 72'de 9 çarpı 8 çarpı 3 olduğundan, buradan böyle 12'yi gruplandırdığım zaman 3 ile 4'ü buraya gruplandırdım. 9 ile 2 de 18 yaptı. Yani buradan x'i 18 olarak buldum. Doğru cevap 18 arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.